Tabii Amerika Birleşik Devletleri bunu çok büyük bir başarı olarak görüyor. Hatta tırnak içinde söylemek gerekirse inanılmaz ve daha önce hiç görülmemiş bir başarı olarak nitelendiriyorlar. Çünkü şöyle söyleyelim, dün biz CNN Türk olarak bir Beyaz Saray yetkilisi, bir ordu yetkilisi ve bir Pentagon yetkilisiyle, üst düzey yetkililerle bir toplantıya girmiştik. Burada tam sayılar da verildi. İsrail'e yönelik İran tarafından 100'den fazla orta menzilli balistik füze, 30'dan fazla seyir füzesi ve 150'den fazla kamikaze İHA gönderildi dediler. Ve biz bunların %99'unu imha ettik. Bu da hem İsrail'in hava savunma üstünlüğünü hem de İsrail'in dostlarının ve kurduğumuz koalisyonun ne kadar başarılı olduğunun bir kanıtı diyorlar. Özellikle cumartesi akşamı, buranın saatiyle cumartesi akşamı, Türkiye'de pazar sabaha karşı Başkan Biden, Başbakan Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi acil durum odasından. Ve orada şunu söyledi ona: artık karşılık verme, bu bir galibiyet, galibiyeti yaşa ve bunu daha da ileriye götürme gibi bir mesaj verdi. Şu an Washington'dan Tel Aviv'e gönderilen telgraflarda bu mesajın olduğunu söyleyebiliriz biz. Yani sen onları zaten vurdun, onlar da karşılığını verdi, ama onlar karşılığını verirken hem biz olalım hem Birleşik Krallık olsun, biz seni koruduk. Hiç malına canına zarar gelmedi. Yunus, Ondan dolayı lütfen artık bu sözünü işi unutma. Bir burada son dakika bırakıyor. bilgisiyle devam edelim. Bu arada az önce Ankara temsilcimiz Cecanova aktarmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le bir telefon görüşmesi yapacak demişti ki o görüşmenin gerçekleştiğini öğreniyoruz. Diplomatik kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve görüşmede bölgemizde son günlerde yaşanan gelişmeler ve Gazze'deki durum ele alındı. Ayrıca Kıbrıs konusu ve Karadeniz'de seyir sefer güvenliği değerlendirildi diyor diplomatik kaynaklar. Yunus, lütfen kaldığın yerden devam et. Dediğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri şu an için İsrail'i yatıştırma derdinde. Çünkü bu 1 Nisan'da yaşanan hadise Netanyahu için Washington'daki bütün desteği yeniden sıfırladı. Yeniden bütün Washington'ı arkasına aldı. Ancak bundan sonrası ABD'yi bölgede daha geniş bir savaşa çekme tehlikesini barındırıyor. Ve kaynaklardan alınan bilgiye göre Beyaz Saray'ın da en korktuğu şey bu. Çünkü ABD seçimleri 6 ay kala Biden yönetimi kesinlikle ne bölgesel bir savaş istiyor ne de ABD'nin dahil olduğu bir savaş istiyor. Çünkü bu hem koltuğun kaybedilmesine sebep olur, hem de bölgesel bir savaş emtia fiyatlarından tutun petrol fiyatlarına, enerji fiyatlarına kadar bunların hepsini tavana vurdurabilir. Ondan dolayı ABD İsrail'in artık durmasını, frene basmasını istiyor, rica ediyor. Burada da tabii ilginç bir nokta var. ABD İsrail'den taleplerde bulunuyor. Normalde tam tersi olması lazım. Çünkü bu ikili ilişkide hangisi majör oyuncu, hangisi minör oyuncu bazen karışıyor. Çünkü İsrail son zamanlarda daha büyük abi gibi, daha büyük oyuncu gibi ABD ile ilişkilerde yer alıyor. Dün Başkan Biden G7 liderlerini acil olarak topladı, olağanüstü olarak topladı ve bir açıklama yayınladılar. G7 liderlerinin açıklamasında da biz İran'ın en sert şekilde kınandığını görüyoruz. Ancak bir karşı saldırı, bir misilleme çağrısı yapılmadığını, daha çok diplomatik olarak bu işin çözülmesi gerektiğini söylüyorlar. Bakın şöyle bir açıklama var. Kontrol edilemeyen bölgesel bir gerilime yol açma riski taşıyor bu olanlar. Durumu istikrara kavuşturmak ve daha fazla tırmanmayı önlemek için çalışmaya devam edeceğiz deniyor. Daha ondan dolayı da yeni girişimlere yer verilmemeli deniyor. ABD'nin şu an en önem verdiği şey yeni bir gerilime yol açılmaması. Dün gece yine son dakika vermiştik CNN Türk'te Ne Oluyor programında. Dışişleri Bakanı Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi dün. Bununla ilgili bir açıklama geldi ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan. Dediler ki Bakan Blinken, Dışişleri Bakanı Fidan'a bölgede gerilimin daha da artmasını önlemek amacıyla sürdürdüğü çabalardan dolayı teşekkür etti. Özellikle geçtiğimiz hafta Pentagon'dan ve Beyaz Saray'da yaptığım görüşmelerden sonra şunu söylemiştim: Ankara'da buna dahil, İsviçre'de buna dahil, Almanya'da buna dahil, ABD son 10 gündür zaten farklı farklı ülkeleri devreye sokarak İran'a mesajlar yollamaya çalışmıştı. Hani bu daha da büyümesin diye. Bu saldırı gerçekleştikten sonra da aynı pozisyonunu koruyor. Yani şu an ABD'nin tek istediği bu işin daha da büyümemesi. Dün Beyaz Saray sözcüsü Kirby şunu söyledi. Biraz İran'a tabii mesajlar da var. Şunu diyorlar: İran hiçbir şekilde başarılı olamadı. Görevi başarısızlıkla sonuçlandı. Bu da İran'ın iddia ettiği gibi bir askeri güç olmadığını gösteriyor dedi. Yani Washington'da biraz hava
galibiyeti kutluyorlar, hiçbir zarar veremedikleri için bununla övünüyorlar. Ancak aynı zamanda İsrail'e de bunun ilerisine gitme, gidersen biz sana destek olmayacağız diyorlar. Bunu dün o katıldığımız üst düzey yetkililerle toplantıda net olarak gördük. Biz herhangi bir şekilde saldırıya katılmayacağız ve İsrail bundan sonra atacağı adımları dikkatli ve stratejik biçimde düşünmeli diyerek de bir uyarı gönderiyorlar Tel Aviv'e. Peki Yunus, çok çok teşekkürler aktardığın bilgiler için. Efendim kritik noktalardan, sıcak noktalardan tüm bilgileri derledik sırasıyla. Önce Tahran'a gittik, Kudüs, Ankara ve Washington'dan bilgileri derledik. Şimdi değerlendireceğiz. CNN Türk Haber Müdürümüz İdris Arıkan ve Gürsel Tokmakoğlu bizlerle birlikte. Sayın Tokmakoğlu, sizinle başlamak isterim. Şimdi İran'ın misillemesi sonrası pek çok yorum var. Hatta ikiye bölecek olursak kabaca. Bir taraf diyor ki İran'ın saldırısı göstermelikti, Netanyahu'ya can simidiydi, hiçbir stratejik hedefe vuramadı. İran sineması, İran tiyatrosu, Acem oyunu gibi bir dizi tanımda bulunanlar var. Diğer taraftan İran aslında askeri gücünü, kapasitesini gösterdi, çok stratejik aslında bir hamle yaptı, test etti gücünü diye yorumlayanlar da var. Buna karşılık yine farklı yorumlar da var, test ediyorsa bir karşılık bile almadı, bu bir test değildir diyenler de var. Dolayısıyla sizin görüşünüz nedir? İran'ın misillemesi bize ne göstermiş oldu? Hem dünyadaki imajını, güvenilirliğini, içerideki ve dışarıdaki imajını nasıl etkiledi sizce ve askeri kapasitesine dair ne anlattı? Yani burada bütün söylenenlerin hepsinin doğru olduğunu görüyoruz biz de. Yani burada tabii kasıtlı söylenmiş, olayı başka taraflara çekmek isteyenlerin düşüncelerini şöyle değiştirebiliriz. Aslına bakarsanız İran'ın yapabileceği sadece buydu. Bundan ilerisini yapamazdı. Ve de yani yaptığı şey, onun açısından değerlendirirsek, bir kara bağlantısı yok, deniz bağlantısı yok şu aşamada, öyle söyleyebiliriz. Ondan sonra hava kuvvetlerinin öyle uçakları, şunları bunları yok. Ne yapar? İşte bildiğimiz gibi, bu yaptığı gibi dronlarla saldırır. Ha, bana kalsaydı, daha önceden de çok konuştuk bunları. Yani böyle füze müze atmasına da gerek yoktu. Eğer bir misillemede bulunacaksa, eğer Şam'daki işte kendi vatan toprağı kabul edilen bir büyükelçilik binasına saldırı olduysa, o da giderdi başka bir yerde İsrail'e mukabelede bulunabilirdi. Yani bunların hepsini konuştuk ama bu biraz hani fazla gürültü çıkartarak işin başında, hani ayın 1'inden 13'üne kadar olan süre içerisinde İranlı yetkililer öyle bir yüksek tondan konuştular ki, yani sanki işte artık her şey koptu. Bunun sonucuna, vebaline İsrail katlanacaktır. Bu onların, efendim tırnak içinde söylüyorum, cehennemi olacaktır. Ya böyle bir şeyin zaten olmayacağı biliniyordu. Hep ben konuşmalarımda, yazılarımda bunları söyledim. Savaşın olmayacağı da belli. Yani malumunuz bu bir işte operasyon, çatışma, ne derseniz böyle bir tarif içerisine konulabilen bir hadise, ama bu savaşa dönüşmeyecekti. Kimse savaş olsun istemiyordu zaten. Savaş olsa nasıl olacaktı? Amerika'nın girmesi gerekiyordu. Amerika girmeden İsrail'in de savaş yapmayacağı belliydi. Yani bütün bunlar karşılıklı şeyler. Fakat işte o çıkartılan gürültü, bir de olayın seyri, yani Müşra Hanım, bunlar efendime söyleyeyim, siz tutuyorsunuz işte dronları, satıtan sata füzeleri vesaire, bunları atıyorsunuz. Bunları biz bayramdan sonra şu gün yapacağız, işte şu saatte yapacağız falan diye açıklamalarda bulunuyorsunuz. Ama bunu yorumlayanlar şöyle dedi. Yani İran politik mesaj verdi, yeterli onun için. Yani bir askeri çöküntülük var burada. Askeri olarak hiçbir şekilde, mesela bizler bu işlerde görev aldık, biliyoruz. Hedef seçimi, silah seçimi, bunların hepsi böyle analitik forumları olan ciddi işlerdir. Yani bir şeyi yapacaksanız sadece politik olarak yapacağız dediğinizde, efendime söyleyeyim, 5 tane füze atsaydınız, niye böyle yüzlerce, 400 tane şeyi attınız havaya? Ondan sonra bunların gitmeyeceği, ulaşmayacağı da belliydi. Efendim ayın 1'inde olması, 1'inde Şam'da etki sağladıysa eğer İsrail, siz 1'inin gecesi mukabelede bulunun, ikisini de yapın. Böyle hani ben bunu çok söyledim ama tabii beni izleyenlerin bazısı beni de eleştiriyor. Böyle davul zurnayla bu işler olmaz dedim ben.
Evet yani sonuçta ortaya çıkan tablo şu, dronları attı, o dronların havada uçacağı saat de belli, 6-8 saat arası dendi hep bunlarda. Bütün emniyet tedbirleri alındı. Hatta bakın Kurilla, CENTCOM komutanı geldi, İsrail'deydi. Günlerce planlama yaptılar. Yani günlerce dediğim bu yaklaşık 10 gün. Ne yaptılar? Dediler ki işte bu sektörde Amerikan uçakları önleme yapacak. Bu sektörde işte şu uçak savarlar kullanacak. Bu sektörde şöyle olacak. Yani bilgisayarda oyun oynayan çocuklar vardır ya, onun gibi havada bir sürü malzeme, o malzemeleri düşürmece oynadılar. Yani sonuç mu çıktı ortaya? Ama şimdi böyle kasıtlı değil. Bakın herkesin, her ülkenin çıkarı vardır. İran kendi çıkarlarına göre hareket eder. İsrail kendi çıkarlarına göre hareket eder. Ama bu çıkarlarda karşıdan anlaştılar da işte o ona efendime söyleyeyim böyle bir tiyatro yaptı. Öyle bir şey yok zaten. Yani olmaz zaten. Yani bunu kim söylüyorsa bu birazcık çocuksu bir açıklama. Ama işin resmine baktığımız zaman buradan sonuç alınmayacağı ortadaydı. Ve alınmadı da. Yani bunu söyleyebilirim. Peki. İdris sen ne dersin? Sonuç alınmayacağı ortadaydı ve böyle de oldu diyor Sayın Tokmakoğlu. Ve özellikle dikkat çektiği şey bu tip misillemelerde, saldırılarda hedef seçimi, silah seçimi, zamanlaması çok çok önemlidir diyor. Ve aslında farklı yöntemler benimsenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Senin izlenimin nedir? Tabii Gürsel Hocam'ın aslında söylediği şey şu, sürpriz niye olmadı? Hani bir savaş varsa bir sürpriz olması gerekir ya. Hani bir sonuçta her ne kadar Rusya-Ukrayna örneği iyi bir örnek değil ama Rusya'nın nasıl saldıracağı konusunda o zamanlar istihbarat gelmişti ama Rusya ben yarın saldırıyorum dememişti. Hatta saldırmıyoruz diye, sürekli saldırmayacağız diye açıklamalar yapmıştı o dönemde Ukrayna-Rusya savaşında. Bu sefer öyle olmadı. Bu sefer işte hocamızın da tabiriyle açıkçası her şey açıklandı. İşte biz vuracağız gibi ifadeler kullanıldı. Burada asıl mesele tabii benim açımdan, benim gördüğüm kadarıyla bir tarafın kendi iktidarını koruması, diğerinde kendi etki alanını korumaya çalışması meselesi. Şimdi ne demek istiyorum burada? Şimdi İsrail dediğimiz aslında bir baktığımızda işte Netanyahu görüyoruz. Netanyahu'nun radikalleştiğini görüyoruz ve kontrol edilemediğini görüyoruz ki dünyada işte Amerika'nın da içerisinde bulunduğu birçok ülkenin liderleri Netanyahu ile anlaşamadığını kameraların önünde de açıklıyor. Şimdi burada Netanyahu öncelikle saldırılar yaparak kendi iktidarını konsolide etmeye çalışıyor. İran'sa hani tırnak içinde karizmasına çizik attırmamaya çalışıyor. Nasıl öyle yapıyor? İşte İran hedefleri vuruluyor. İşte Suriye'de, Şam'da İran Büyükelçiliği'nin vurulduğunu gördük. Bundan sonra da bir cevap vermesi gerekirdi. Bu cevabı niye veriyor? Onu da söyleyelim. Bu cevabı şundan dolayı veriyor. İran özellikle 2000'lerin başından beri bölgede etki alanını genişletmiş bir ülke. İşte Suriye'ye baktığınızda İran var, Lübnan'a baktığınızda İran var ki daha önceden başlayan bir süreçten bahsediyoruz. İşte Yemen'e baktığınızda İran var, Irak'a baktığınızda İran var. Şimdi İsrail İran'ı böyle rahatça vururken, tırnak içinde rahatça oraya saldırırken İran'ın hiçbir şey yapmaması çok da mantıklı değil. Çünkü yaptığı algı da, hani algı diplomasisi üzerinden baktığımızda bir takım sorunlara yol açabilir. Örneğin işte bu etki gruplarından Hizbullah'ın desteğini azaldığını görebiliriz. Bölgedeki halklardan desteğinin azaldığını görebiliriz. Şimdi İran tabii bu anlamda kendisinin karizmasını düzeltmeye çalıştı. Yani karizma diyelim. Mi? Ya aslında bu tartışılabilir. Çünkü evet birçok özellikle bizim bulunduğumuz coğrafyadaki birçok yorumcu açısından olmamış olabilir ama İran'ın içerisinde bulunduğu etki alanındaki o medreselerde, o küçük alanlarda, o küçük bölgelerde ne konuşulduğu da önemli yani. Şimdi biz evet görüyoruz, biliyoruz, diyoruz ki İran işte menzili bilmem kaç tane işte füze attı, bilmem kaç tane SİHA attı. Fakat hiçbir şey olmadı diyoruz ama orada bu algı şöyle de yürütülebilir. Denilebilir ki bu küçük medreselerde İran'ın etki alanının olduğu bölgelerden bahsediyorum. Evet, İran Saddam'dan sonra ilk defa İsrail'i hedef alan ülke de diyebilir. Hani bu bakış açısına bağlı. Şimdi burada dediğim gibi iki tane kutup var. İkisi de kendi iktidarını konsolide etme peşinde. İran'ın da yaptığı, bu saldırıyla yaptığı etki alanı oluşturmak istediği etki alanındaki etki bu. Yani şu anda bölgedeki kendi gruplarına, Hizbullah olur, Husiler olur, o bölgedeki gruplara kardeşim
bakın ben istediğim zaman İsrail'i vurabiliyorum. Evet, bu bizi kendi açımızdan bu bizi ikna ediyor mu? Beni etmiyor şahsen. Yani bugüne kadar bu coğrafyada İran'ın ister Suriye'de olsun, ister Irak'ta olsun ne tür kanlı katliamlar içerisinde parmağının olduğunu bilen birisi olarak söyleyebilirim ki bu beni ikna etmiyor. Ama oradaki kitleleri ikna etmiş olabilir. Bunu bilemeyiz. Peki. Sayın Tokmakoğlu, tekrar size dönmek isterim. Şimdi kritik sorulardan biri de elbette İran'ın misillemesi sonrası en basit ve başlıca sorulardan biri de İsrail yeniden yanıt verecek mi? Amerika Birleşik Devletleri bu durumda ne yapar? Engellemeye mi çalışır? Destek mi verir? Ne dersiniz, bu konudaki öngörüleriniz nedir? Serdar Erde ekibimizden Kudüs'ten aktarırken özellikle Yahudilerin bayramı sonrası, Hanukka sonrası Mayıs başında bir misilleme, yeni bir yanıt beklendiğini söyledi. Şimdi bakın, İran'ın durumu kritik. Yani İran hem ekonomik sorunları oluyor, toplumsal sorunları oluyor. Ne bileyim işte o Sistan, Belucistan bölgesinde bir sürü bir şeyler oluyor. Yani baktığınız zaman İran içerisinde başka başka meseleler de var. Şimdi ülkeler birbirlerine sadece böyle füzedir, drondur bunları atarak bir şeye, bir yola getirmek istemezler. Başka yöntemleri de kullanırlar. O yöntemlerin kullanılması için İran halen açık bir saha. Bunu da zaten Amerika da yapıyor. Ne bileyim işte İngiltere'de, hani bunu bilerek değil de isimlerini sıralıyoruz. İsrail de yapıyor, başkaları da yapıyor. Yani İran burada bu başka etkilere yönelik olarak kendi içerisinde tedbir alması gereken bir ülke ve alıyordu. Ama çok sert tepki alıyor. Yani tedbir alıyor. Bu yaptıkları da diğer ülkeler tarafından aynı zamanda bu sertlikte yaparsanız işte bu da işte demokrasi karşıtlığı vesaire diye açıklanıyor. Ama bakın, ortada savaş olmaması önemliydi. Yani bu savaş olsaydı bunun artık tartışılacak kısmı kalmazdı. İşte o zaman dünya petrol fiyatlarını konuşacaktık, ne bileyim işte dünya ticaretini konuşacaktık. Hatta işte büyük İran'la iş yapan ülkeler içerisinde Çin'dir, Rusya'dır, ne bileyim Almanya'dır, bu ülkelerin bu konuya nasıl yaklaşacaklarını tartışacaktık. Yani bütün bunlar dünya içerisinde küresel bir vakum alanı içerisinde her türlü şeyin tartışılacağı alan olacaktı. Ama şimdi bunların hiçbirisi olmadı, engellendi ve Türkiye de burada bir misyon üstlendi. Bu da çok bizim tarafımızdan dünyada böylesi bir savaşın çıkmaması için gayret ettiği için Türkiye yetkililer adına artı puan alınacak bir konu. Bu da zaten ortaya çıktı. Şimdi İran'a İsrail aynı şekilde sizin sorunuzun cevabı böyle füze atarak, uçakla giderek, vurarak değil, başka yöntemlerle etki sağlayabilir. Ama konu bu da değil aslında. Yani İran, işte biraz önce İdris Arıkan da söyledi, yani bu hani vekilleri diyelim ona, vekillerine bak ben vuruyorum sadece siz değil falan diye bir mesaj. Evet, şimdi zaten bu vekillerle ilgili olarak Orta Doğu'da bir oyun oynanıyor diyelim. Hani adı oyun denince birçok kişi bunu yanlış anlıyor ama şimdi burada bu vekiller üzerinden sürdürülen mücadele biçimi yanlış, istikrarsızlık yaratıyor, problem yaratıyor. Şimdi en büyük sorun da İsrail adına Hizbullah. Çünkü bütün ülkesini gözün önüne alırsanız haritada tek bir kritik yeri var, Kuzey Cephesi. Hizbullah da orada, Lübnan'da ve o Kuzey Cephesi'ndeki pozisyondan dolayı İsrail orayı emniyete almak için her türlü şu anda faaliyeti yürütebilir. O zaman bakın, kriz devam ediyor. Neyin krizi devam ediyor? Vekiller üzerinden olan kriz devam ediyor. İsrail tutup da İran'a doğrudan herhangi bir şey yapmasına gerek yok. Yani şu safhada zaten gerek yok. Amaç bu da değildi. Yani çünkü ben daha önceki açıklamalarımda da var. Şam'daki büyükelçiliğin vurulmasının sebeplerinden bir tanesi hani bunu provoke etmek falan değildi. Orada İran vekilleri o generallerin de işin olduğu safha içerisinde Hizbullah'a yeni bir birlik teşekkülü ve bunu daha, peki, hani
Hizbullah'ın Lübnan'daki güçlerini daha da fazlalaştırmak için bir çabaydı. Şimdi konu orada zaten, hala orada. Yarın öbür gün bir şey bekleyecekseniz Hizbullah'la işte Lübnan bölgesiyle bekleyin. Ama diğerlerini zaten şu anda belki de kapattık. Peki, çok teşekkürler Sayın Tokmakoğlu. İdris Arıkan, tekrar sana dönmek isterim. Senin beklentin nedir? İsrail yanıt verir mi? Yöntemi, zamanlaması, ne olmasını beklersin? Şimdi, nükleer tesisleri hedef alması beklenir mi? Buradaki felaket senaryosu bu nükleer tesislerin hedef alınması. Yani olur mu, olmaz mı? Böyle bir risk alınır mı bilmiyorum. Mesela İsrail politikası açısından şiddet aslında bir seçim kazanma aracı. Baktığınızda mesela işte 2000... En azından Netanyahu yönetimi. Netanyahu önden önce de öyleydi ya. Yani şimdi Ehud Olmert'in 2008'deki operasyonuna baktığımızda, Ali Yelçaroğlu'nun operasyonlarına baktığımızda, ondan sonra işte İsrail Başbakanı'nın öldürüldüğüne baktığımızda sonrasındaki seçim süreçlerini de görüyoruz. İsrail politikası açısından saldırganlık bir seçim politikasıdır. Burada da şimdi Netanyahu'nun altından kayan bir zemin görünüyor ve o zeminin içerisinden baktığımızda bir saldırı olur mu, bir nükleer tesise saldırı olur mu meselesi çok önemli. Evet, bu geçmişte biz İsrail'in İranlı nükleer işte kimyagerlere, şunlara bunlara saldırı yaptığını, suikastlar yaptığını görüyoruz ama bu tür bir büyük, ağır bir nükleer tesis saldırısı işlerin değişebileceği anlamına geliyor ki bu durumda İran'ın da tepkisi, şimdi İran'ın 1500 kilometre uzaktan saldırı yaptığını görüyoruz ama mesela vekili var. Hemen İsrail'in dibinde Lübnan'da Hizbullah var. Hizbullah'tan da aynı saldırı yapabilirdi, yapmadı. Ama bu sefer eğer böyle bir durumda hem Suriye'den hem Lübnan'dan hem de işte Irak üzerinden belki Irak Ürdün üzerinden gelecek Haşi Şabi üzerinden de bir etki alanını oluşturmaya çalışabilir ki o zaman oyunun değiştiğini görürüz. Çok büyük bir sıkıntı olur eğer bir nükleer tesis saldırısı olursa. Çünkü hani bir modelleme yapıyoruz ya işte 3. Dünya Savaşı nasıl çıkar, nasıl olur meselesi dönüyor ya ortalıklarda ya da 3. Dünya Savaşı başladı işte düşük yoğunluklu bir savaş sürdürülüyor meselesi dönüyor ya bu konu konuşuluyor ya. Eğer böyle bir durumda zaten İran'ın büyük bir saldırı yapması sonrası işte Anglo-Sakson dünyanın Amerika'nın başını çektiği Anglo-Sakson dünyanın İsrail'in arkasında durduğunu, İran'ın da arkasında Rusya'nın belki de Çin'in de durabileceğinin bir görüntüsü olarak ortaya çıkabilir ileriki süreçte. Tabii ne olur ne olmaz bilmiyorum ama Netanyahu kendi iktidarını korumak için bir takım faaliyetlerde bulunur. İnşallah bu çok büyük bir faaliyette olmaz.